TM4'ten herkese merhaba. Salı Pazar'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de milli aradan sonra geri dönüş yaptık. Süper Lig özlendi milli arada gerçekten. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hatta Süper Lig'den önce işte Avrupa'da maçlar başlayınca herkes sosyal medyada gördüm. Hiç böyle alakasız maçları falan izlemeye başladı millet. Maç izlemeyi özlediğimi suç teşkil edebilir diye program yapmadık geçen hafta. O konu Stefan Kuntz konusuna da biraz değiniriz. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı. Trabzonspor Beşiktaş'la oynadı. Ve Trabzonspor Beşiktaş'ı çok farklı ve net bir oyunla ve skorla mağlup etti. İsterseniz o maçla başlayalım. Trabzonspor aslında hani Galatasaray'la oynadığı maçta da hiç hazır değil gibi görünmüştü. Hani bu sezon acaba Trabzonspor biraz sallanacak mı derken Beşiktaş karşısında çok net bir oyun ve skor oldu. Mendy'nin ve Onuachu'nun performansı da biraz dikkat çekti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biraz değil, bayağı dikkat çekti. Ya bir kere şey gibi, gece Galatasaray maçından sonra şu maç gece gündüz gibi. Ben böyle bir aklımda beraberlik vardı. Berabere biter diye düşünmüştüm. Çok gece gündüz gibiydi. Çok bambaşka bir Trabzon izledik. Beşiktaş, ya şeyi Beşiktaş tarafında Beşiktaş'ın böyle sanki ciddi sorunları varmış ama hiç konuşulmuyormuş gibi geliyor. Şey anlamda söylüyorum bunu, böyle bir his filan. Yani teknik direktör, başkan, işte Şenol Güneş'in konuşmaları, Ahmet Nur Çebi'nin konuşmaları, işte bütün Beşiktaş yöneticiler ezberlemiş gibi, işte bu sene hakemler müdahil olmazsa şampiyonuz filan. Bir hafta boyunca bunu okuduk. Sahada o kesin şampiyon olan takımın oyunuyla oyunda hiç eser yok yani. Ya ben hep söylediğim gibi, ben Şenol Güneş'in ne oyununu severim ne teknik direktörlüğünden haz ederim. Ben sezonu da tamamlayamayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın çok ciddi temel sorunları var. Kurduğu takım itibariyle işte herkes gördü, konuştu, bu Afrikalı oyuncuların çokluğu, Afrika Kupası dönemi ne yapacağı falan, böyle tamamen muamma. Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor benim için çok sürpriz oldu. Bir kere çok son anda acayip iyi eklemeler yaptı. Yani şu izlediğimiz Mendy'nin performansı eğer tek maçlık kalmazsa ya ligin en iyi 6 numaralarından bir tanesi olabilir yani Torreira ile birlikte. Acayip bir performans sergiledi ve tek başına herif orta sahayı çekip çevirdi. Bu Onuachu için de ya herif hakikaten garip, ahtapot gibi yani, kolları bacakları falan her tarafa uzanıyor. İstatistiklere baktığında geçen senelerde zaten. Ya çok iyi oyuncu, çok belli. Trabzonspor iyi golcüleri hep mutlaka buluyor. Yani böyle bir 10 yıldır Trabzonspor'un golcüleri Icardi dışında ligin en iyi golcüleri oluyor. Icardi'ye ayrıca geleceğiz tabii ki. Kaan rahatsız olsa da. Hakikaten çok programda da Icardi özel bölümü. Evet. Yani çok nokta atış golcüler buluyor. Birkaç şey şununla ilgili söyleyeceğim. Yani işte herkesin gördüğü şu Bakasetas Rosier pozisyonu. Yani ben 2 yıldır dilimde tüy bitti. Ben ligin en çok kullanan takımı Beşiktaş olabilir ve hakemden en çok şey yapan, şikayetçi olan takım da Beşiktaş. Yani böyle birkaç oyuncu var, şeyleri var bunların, dokunulmazlıkları var. Geçen sene evvelki sene Rozier'di, geçen sene Getson'du, bu sene yine devam ediyorlar. Yani çok net sarı kartlık, kırmızı kartlık pozisyonlar var. Ya 3-0 yenilmişsin, çok net yenilmişsin. Utanmadan çıkıp hakem filan diyorsun, yani taraftarı filan, işte Colin'in golü verilmeydi, abi herifin boğazını sıktı. Mesela ben 40 yıldır futbol izliyorum, abartısız yani 40 yıldır futbol izliyorum. Ben herhangi bir maçta ya kulak ısırma, sırt ısırma filan hepsini görmüşümdür. Vedat vardı Galatasaray'la mesela, sırt ısırmıştı bir Ankara Gücü maçında Faruk'un. İşte şeyin hatırlıyorum, Suarez'in hatırlıyorum. Ama abi boğaz sıkma çok bambaşka ya. Gerçekten TCK 86-87 yani. Ya ben suç duyurusunda bulunurum yani. Bir de bunun gol olması gerektiğini filan savunuyorlar. Yani arkadaşlara başarılar diliyorum.
Daha bol bol ağlarlar bu kafayla ama yani ben Beşiktaş'ın şu yapıda çok etkili olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş sürekli saha içinden çok saha dışını konuşuyor. Bir takım çok saha içinden çok saha dışını konuşmaya başlarsa zaten onu şeyin sinyalidir o. Yani biz çok iyi değiliz, hazır değiliz. Şimdiden altlığı yapalım. Bahanemizi sıralayalım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Ama bu Beşiktaş hakikaten hiç parlak değil. Gidişatta onu gösterir. Beşiktaş'ta yine ben baştan söyleyeyim. Sezon sonuna kadar yine ne yönetici kalır ne hakem kalır. Çok özür diliyorum. Ne yönetici kalır ne teknik direktör kalır. Ya Beşiktaş'ta... buyur. İlk şutu da 82. dakika, kaleyi bulan ilk şutu 82. dakikada geldi Kaan. Sen nasıl buldun? Oyun boyunca Beşiktaş'ın genel bulunacak bir şey yoktu zaten bence ya. Ya çok bana bakma, sürekli bana bakıyor. Evet, kızıyorlar sana, ona mı anlatıyorsun diye. Beşiktaş'ın genel problemlerinin ötesinde yani şimdi yeni yapılan transferler, lig başındayız, onlara bakalım istiyorum biraz da. Yani şimdi Rebic sol kanatta bütün maç boyunca ne yaptı bilmiyorum. İkinci 11'iydi yanılmıyorsam, bu maç 2 veya 3 olması lazım. Yani genel olarak yürüyor, pek bir şey yapmıyor. Onun dışında bunu başından beri birçok kişi söyledi, Beşiktaş taraftarı dinlemek istemedi ama Raşit'sa tamamlayıcı parça. Fazlası tek başına yaratıcılığı üstlenebilecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın geçen senede yaşadığı problemlerden biri yaratıcı oyuncu bulamamasıydı saha içinde. Çünkü Gezal o rolü çok iyi bir şekilde üstleniyordu. Ama Gezal oynayamıyor yani, bu bir gerçek artık. Gezal sakatlanıyor, sürekli sakatlanıyor. Ve bir sezon şampiyon oldu. Senelerdir kadroda şey alındı, bonservisi alındı. Birçok takım keserdi Gezal'ı bence bu noktada. Beşiktaş kesmemeyi tercih etti. Umudunu bağlıyor. Rozier'in de performansını çok arttıran bir oyuncu Gezal. Ama orada Raşit'i koyduğun zaman... Yani Raşit savunmaya çok destek veren bir oyuncu. Hücumda iyi işler yapabilen, istasyon alabilen, top taşıyabilen bir oyuncu. Ama senin yani o çalımları atıp topu içeriye sokacak, yoktan var edecek oyuncun Gezal olabilir. Raşit'si olamaz. Raşit'si yerine mesela belki ben Beşiktaş'ın başında olsam ve harcayacak param varsa ben Ziyech'i alırdım net olarak oraya. İhtiyacı olan oyuncu orada sağ kanatta Ziyech'ti Beşiktaş'ın. Onun yerine Raşit'i tercih ettim. Onun dışında orta sahaya baktığımızda yani çok özür dilerim, keseceğim. Şunun için keseceğim. Bazı çok aklı evvel Galatasaraylılar da Raşit'sa niye alındı? İşte Ziyech, Tetene, Raşit'sa niye alınmadı? Ziyech, Tetene'den alındı falan diye çok konuşuyorlardı arkadaşlar. Sezon içinde devam edeceğiz buna. Yani ben şunu söyleyeyim Raşit'sa konusunda. Yanında, önünde Icardi, yanında Mertens falan olmayınca, Torreira olmayınca, arkasında boya olmayınca... arkasında boya olmayınca pek bir numarası yok. Ya bir daha ben dünya üzerinde hiç şeyi hatırlıyor musunuz? Yani bek kovalayan kanat oyuncusu abi. Bana ne ya? Ben kanat oyuncusu abi şey yapacak, skor yapacak, asist yapacak ya. Ona bakarım. O işin ekstrası. Eyvallah ama yani ya, sadece bunun için tercih sebebi olmaz. Galatasaray gibi bir kadroda mesela onu konsolide edebilirsin. Çünkü var. Yaratıcı çok adam var. Mertens var. İşte solda Kerem var. Önde Icardi'nin kendisi yaratıcı. Orta sahan yaratıcı. Ama Beşiktaş'ta orta sahaya bakıyorum. Hacı Ahmetoviç çok iyi bir altı numara. Bence ligin en iyi defansif orta sahalarından biri. Salih mesela, Salih bence çok iyi bir yedek olabilir. Bu sene Galatasaray, çok hızlı başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe'de. Yani Salih'in geçen Alanya'da parlaması, Beşiktaş'a gelmesi, geçen sene Beşiktaş'taki dövüştükleri bence Salih as oyuncu yapmıyor. Yani milli takımda da as olarak düşünülmemesinin nedeni o. Salih'te her şeyden biraz var. Ama hiçbir şeyi çok iyi yapmıyor bence. Benim görüşüm bu yönde. Getson'u 10 numara olarak kullanmaya başladı geçen sene Şenol Güneş. Faydasını gördüğü maçlar da oldu ama Getson'un da tek başına o yaratıcılığı, bütün oyunu kurabileceği, skoru yaratabileceği bir yetenek seti yok. Getson çok özel bir oyuncu ama biraz daha bence alanda özel bir oyuncu. O yüzden o alanı daralttığında özellikleri, yani bir Bruno Fernandes değil Getson. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyun kurgusundaki problemler elindeki oyuncu
oyuncu şeyinden kaynaklanıyor yani. Oyuncu havuzundan kaynaklanıyor. Onun dışında alınan mesela savunmada çok ciddi problemler var. Onu açıyor. Yani şimdi hiç tanımıyor olsan tamamen isimsiz bir okul takımını izlemeye geldin. Ya 2 metrelik bir forvet varsa dersin ki stoperler yapışır bu adam umarım. Ceza sahasında Mert'in önünde bomboş. Trabzon'a gelecek olursa Trabzon'un yeni oyuncu havuzunda Pepe de eklenecek buna. Sağ kanada. Visha iyi bir maç çıkardı bence. Golünü de attı ama Visha'nın da sorunu çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen hem artık yaşlanıyor olması hem de sağda kalamıyor olması, sakatlanıyor olması. Bu takımın da ana özel oyuncusu bence Bakasetas. Bakasetas'ın etrafında ne kadar yetenekli oyuncu koyarsan Bakasetas o kadar özel işler yapabiliyor, o kadar yoktan var edebiliyor, pas verebiliyor, uzaktan şut atabiliyor. Zaten Trabzon'da çok da aslında sistematik bir oyun oynamadan standart, işini iyi yapan, herkesin işini yaptığı bir oyun oynayarak üçledi Beşiktaş'ı. Ki daha da farklı olabilirdi. Yani beş çünkü biterdi maç, rahat bence biterdi. Bence kole atılmalıydım. Ama onun dışında çok ciddi konsantrasyon problemleri de var Beşiktaş'ta. Yani Mert Güno mesela yediği gol, evet savunma yanıltıyor Mert'i. Ama ya geçen seneki Mert'in yiyeceği bir free kick golü değil bence. Yani o çünkü yani çok dar bir açıdan giriyor. Çok sert bir top da değil. Konsantrasyon problemleri var. Dolayısıyla Trabzon'u ben izlemek için heyecanlıyım. Pepe onu açıyor dediğiniz gibi. Orsic de sonradan. Evet. Evet yani en büyük talihsizliği o yani Trabzon. Evet, Orsic'i de oraya keşke izleyebilsek bu sene. Benim en çok merak ettiğim transferlerden de yazın konuşmuştuk. Yani Trabzon'da bir şeyler inşa ediyor. Bielitsa'nın biraz daha kafasındaki şeyi görmeye başladık belki. Ama Beşiktaş için tamamen alarm verici bir maç olmalı. Bir de 11 sene, son 11 sene diyorum, 11 maçta bir galibiyetleri varmış yanılmıyorsam Trabzon'a karşı. Şenol Güneş Stadyumunda. Ki şeyde yani mesela Beşiktaş 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe orada çok zor galibiyetler çıkartırken Trabzon'da en rahat galibiyet alan takım Beşiktaş'tı hep yani. Aniyel Kerdi özellikle son yıllarında. Ama şeyi söylemek lazım yani Trabzonspor için yani bir takıma doğru eklemeler yaptığın zaman çehresinin nasıl değiştiğini çok net göstergesi Trabzonspor. Yani sezon başındaki Rize maçını filan hatırlayın. Yani o Trabzonspor'la bu Trabzonspor arasında bayağı bir fark var. Hatta Galatasaray maçındaki Trabzonspor'da öyle yani pas yapamayan bir takımdı. Doğru parçalar ve doğru transferler yapıldığı zaman hakikaten bir takımın çehresi çok fazla değişebiliyor. Aslında her tarafa herkese örnek olması lazım. Ya benim bir tek ya bu mesela son 10 günde o kadar bırakıldı son 10 günde niye bu kadar beklendi? Yani sezonun böyle bir 3-4 maçını çöp ediyorsun. Şu eklemeleri sezon başında yapsan daha farklı bir lig başlangıcı yapardın yani ama eğer böyle devam ederse Trabzonspor'un çünkü genel sorunu devamlılıktır hep. Bu devamlılığı sağlarsa farklı olabilir. Ya Beşiktaş'tan bir kere çok net daha iyi bir takım yani. Kadro olarak da bence daha iyi bir takım. Ya Beşiktaş'ın ben kadrosunu da beğenmiyorum yani. İsterseniz Fenerbahçe maçına geçelim. Of. Fenerbahçe öne geçti, beraberlik yakalandı. Tekrar öne geçti, tekrar beraberlik. En son Szymański'nin çok güzel golüyle galibiyeti aldı. Eleştirilen bir oyun vardı. İsmail Kartal'ın oynattığı oyun. Takımın kopukluğu, savunma hattı, orta saha ve ileri hat arasındaki kopukluk. Buna çok eleştiriler geldi. Orta saha kurgusu eleştirildi. Savunmada işte neden Ciki oynamadı eleştirileri de vardı. İşte Fenerbahçe tabii bir yerli sorunu da artık mevcut. Bununla ilgili de konuşabiliriz. Cengiz'in sakatlığı. Bu da eklendi. Şimdi 2-3 hafta yok deniyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun Kaan? Ya Cengiz'in sakatlığından başlarsak ya 3-4 hafta kadar olmayacak Cengiz sanıyorum. Ya Cengiz için talihsiz. Cengiz'in çünkü kariyerinin hikayesi bu. Çok büyük bir yetenek ama sahada kalmakta zorlanıyor. Şimdi baktığımızda İrfan Can çok formda. Sağ kanatta İrfan Can'ın oynaması Fenerbahçe için çok büyük bir etki olmayacaktır gibi geliyor bana. Bu formu koruyabilir mi? İrfan Can'ın en büyük sorunu kariyeri boyunca devamlılık oldu aslında. Büyük bir yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama onu çok nadiren sahaya yansıtabildi. 10 maçta süreçte yedekten de girdiğinde, kısıtlı da olsa 11'de başladığında şu ana kadar bu yeteneği ortaya koyduğunu
Ve 8 numaranın ötesinde bir sağ kanat yeteneklerini de artık kazanmaya başladığını görüyoruz. Yani golü kodlayabiliyor, biraz daha yaratabiliyor. Dolayısıyla Cengiz'in sakatlığı Fenerbahçe için yıkma olmayacaktır. Ciku bence de yetenekli bir savunma oyuncusu ama ben burada da belirttiğim gibi ya Serdar Aziz'in çok büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe maçı için. Geçen sene Giresunspor maçı Fenerbahçe'de Serdar Aziz için bir kırılma oldu. Orada iki hata yaptı. Fenerbahçe çok büyük bir farkla milli araya girecekti. Giremedi. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı da Serdar Aziz bir soru işareti haline geldi. Ama bu maçta da mesela bir topu çizgiden çıkardı. Ama aynı zamanda offside'ı kendisi pozuyor pozisyonda. Onun ve Bekao'nun ortak hatasında boşa çok şık bir gol attı ikisinin arasından geçip. Yanılmıyorsam diğer oyuncu Bekao'ydu. Orada bir hata yaptı ama aynı zamanda mesela set oyununda ceza sahası içinde ne işi vardı bilmiyorum ama asist yaptı Cepo'ya mesela. Çok da güzel bir asist yaptı. Dolayısıyla Serdar Bekao ikilisinin ben çok kötü olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe için. Ya Fenerbahçe bu kurguyu yıllarca denedi. Bruno Alves Egemen denedi. Yobo Egemen denedi. Bunlardan zaman zaman çoğunlukla verim de aldı. Dolayısıyla stoperlerinden biri yanındaki stoper tandemin %50'si yetenekli hata kapayabilecek büyüklükte bir oyuncuysa ki Bekao şu ana kadar bu performansı gösterdi Fenerbahçe'de. Biraz daha Türk hakkını yani daha riskli olabilecek. Ciku'dan evet yetenek seti biraz daha geride bir oyuncuya bence verebilirsin. Çünkü Serdar sana çok nadir maç kaybettirir bence. Hata yapar ama aynı zamanda ipten aldığı da olur. Dolayısıyla Serdar Aziz bence çok kötü bir tercih değil. Bu maçta çoğu kişinin eleştireceği benim için de en anlamsız karar olan yani Libero'ya Zayç'ın konulmasıydı. Şimdi buradaki ana problem Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası çok ciddi bir baskıydı ve bu baskıyı kıramadı Fenerbahçe. Yani dönen top sürekli Antalyaspor'da kalıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe blokları burada bir yakınlaştıramadı, topu çıkaramadı, süremedi, yaratamadı, şişiremedi. O baskıyı kıramadıkça da bir yerden sonra o baskının sonucu olarak değil ama hata sonucunda işte golü yedi. 1-0 olduktan sonra Fenerbahçe oyunu eline aldığında, sete geçtiğinde zaten iyi oynuyor. Bunu biliyoruz Fenerbahçe'nin çünkü rakip sahada çok yetenekli ayakları var. O kadar Fenerbahçe herhangi bir rakibe karşı uzun süre topu rakip yarı sahada tutarsa Fenerbahçe zaten tamamen kişisel yetenekle öyle ya da böyle bir golü atabilir. Ama Fenerbahçe'nin çıkma işini çözmesi lazım birazcık. Zayç oyuncu değil. Zayç hiçbir zaman pas yeteneği çok üst düzey bir oyuncu olmadı. Presçi bir oyuncu olmadı. Baskıcı bir oyuncu olmadı. Savunmacı bir oyuncu olmadı. Yani bu noktada mesela İsmail Cezalı'ydı. O zaman oraya bence Crespo'yu atması mantıklı olurdu İsmail Hoca'nın. Onun dışında oyunda eleştirilecek çok şey var. Fenerbahçe iyi oynamadı. Ama ya bu tabii ki önemli bir şeydir. Geçen sene mesela ilk haftalarında Galatasaray'ın şampiyonluktaki en önemli hikayesinden biri çok kötü oynadı. Pozisyon bulamadığı maçları Gomis'in bireysel yeteneğiyle kazandı Galatasaray. Ligin sonunda çok büyük faydasını gördü. Çünkü iyi oynayıp kazanamadığı maçlar da olacak Fenerbahçe'nin. Benim burada genel söylemek isteyeceğim şey bir Ceko gerçekten 37 yaşında buraya yürümeye gelmemiş. Her şeyi yapıyor. 70. 80. dakikada hala depar atıyordu. Gerçek bir forvet golü attım. Yani o mesela Valencia varken Ceko'ya gerek var mı diyen çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Ama varsa bile bence bu mesela gol onu anlatıyor. Ceko her pozisyonda doğru yerde. 4 maçta ligde 3.14 gol beklentisiyle oynamış sanıyorum. Bu da demek ki yani 3.14 gol beklentisinden 4 gol bulmuş. Bu kadar yüksek, neredeyse maç başına 0.70 xG, Ceko'nun her zaman golü bulabilecek pozisyona soktuğunu gösteriyor kendisine. Ve penaltıda kullanmadı Ceko, bu xG'nin içinde yok, onu da söyleyelim. Bunların yanı sıra Ceko'ya çok güzel bir gol attırdı İrfan Can. Güzel bir orta kaleciyi pozisyon dışı bıraktı. İrfan Can da maçın sonunda Şimanski'ye çok güzel bir asist yaptı. Hemen burada bir minik bir şey söyleyeyim. İrfan Can'ın aslında performansının yükselmesinde direkt Ceko'nun etkisi var. Çünkü çok boş alan bulmaya başladı. Evet, yani
O Galatasaray'daki Kerem Icardi birlikteliği gibi eğer İrfan Can biraz kafasını kullanırsa çok etkili bir sezon geçirebilir kendi açısından. Çünkü bir kere Dzeko hem şey yani asist özelliği olan bir adam, hiç şey değil yani, o da bencil bir oyuncu değil yani, her ayağına gelene topa vurayım diye düşünmüyor. Mesela üzerine iki kişi geldiğinde hemen pas opsiyonlarını düşünmeye başlıyor. O açıdan İrfan Can eğer biraz şey yaparsa, uğraşırsa bu sene çok iyi, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirebilir. Ve enerjisi değerinde, keyfi değerinde duruyor. Ama yani Dzeko'yla ilgili dediğin çok doğru. Özellikle yani işte stat'tan izlemeye fırsatı olanlar ya da televizyondan izleyenler gözünü dikip Dzeko'yu izlesin ceza sahası içinde. O kadar yani iyi yer tutuyor ki savunmacıyı çok direkt kendine çekebiliyor. İki stoperi ekart edebiliyor. Ömer Toprak yani pozisyon bilgisi iyi olan bir stoperdir. Evet. Borussia'da oynamış. Yani Dzeko'nun o boşluğu bulup offside'a girmeden tam doğru noktada kafayı vurabilmesi Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Fenerbahçe için dezavantaj İsmail Hoca'nın ısrarla Tadic'i çizgide kullanmaya devam etmesi. Tadic'i ceza sahasından uzaklaştırdıkça etkisi azalıyor oyuncunun. Dolayısıyla 4 maç içinde skor katkısı hiç yok Tadic'in. Çok pozisyon yarattı, şanssızlık da var birazcık. 4 haftadır onun yarattığı pozisyonlarda gol olmadı. Belki daha çok asist olacaktı ama yani çizgiye yaklaştırdıkça, ceza sahasından uzaklaştırdıkça Tadic'in biraz da onu özel kılan hem yıpratıcı yeteneği, hem yaratıcı yeteneği, hem bitirici her şeyi birlikte bulunduran sayılı oyunculardan biri Tadic. Onu basit bir şekilde Rossi gibi, Rossi bile daha çok içeri kat ediyordu hatta İsmail Kartal'ın ilk döneminde. Kullanmak Tadic'in verimliliğini düşürüyor. Öte yandan Tadic'i birazcık da yalnız bırakıyor sol tarafta. Çünkü pas bulamıyor. Yani arkasında Ferdi gibi çok yetenekli bir oyuncu var. Ferdi'yi biraz daha içeri atmak istiyor olabilir. Ama daha bu sistem oturmadan Tadic'i bezdirebilecek bir sistem gibi geliyor bana. Çünkü Tadic oranın oyuncusu değil. Yani şey de değil. İrfan Can da oyuncu değil. Cengiz biraz daha çizgiye yakın oynatabileceğim bir oyuncu ki bence o da içeri kat etmeli. Yani Fenerbahçe standart kanat oyunundan biraz da uzaklaşıp elinde Tadic varsa, Tadic aldıysan bence oyunu ona göre kurarsın. Yani çünkü bu adam öyle bir adam yani. Senin sahada tamamen beyninin bu adam olması gerekiyor. Evet. Senin 10 numaran çok iyi bir skorer. Szymanski'nin gol vuruşu bence 10 numaraydı. Çok güzel vurdu, çok güzel gördü ama Szymanski alıştığımız 10 numaralardan değil, biraz daha Talisca'yı andıran bir 10 numara yani. Gizli forvet aslında belki, sahte 9 ama başka bir 9'la birlikte oynuyor şu anda. Dolayısıyla Tadic'in ya beyin olması lazım, onun ötesinde zaten Fenerbahçe'nin savunmadan topu çıkarabilen oyuncusu yok. O yüzden geriden bütün topları Ferdi kullanıyor. Senin zaten iki beynin de solda, onu ona göre kullanabilirsin bence. Hacı Hoca'nın buradan bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. İsmail Hoca çünkü oyunu iyi okuyabilen bir hoca ama... Gülüyorum ben buna ya, İsmail Hoca oyunu bence iyi okuyabilen zaman... ama oyunu yani daha çok devre arasından önce çözmesi gerekecek bazen çünkü... Ya İsmail Kartal'ın bir şanssızlığı da elinde. Şanssızlık mı şans mı bilmiyorum. Bunu farklı da değerlendirebilirsin. İsmail Kartal Fenerbahçe kültüründe önemli bir isim olabilir. Ama yani şimdi kadroda çok büyük oyuncular var ve bu oyuncular İsmail Kartal'ın kim olduğunu bilmiyor. Tahminen anlatmışlardır geldiklerinde. İşte Fenerbahçe'nin bekiydi. 10 yıl oynadı. Hocalık yaptı burada. İki şampiyonun yardımcı teknik direktörüydü. Ama yani Dzeko'yla Tadic olgun, oturmuş insanlar. Ama sonuçta hiçbiri babamın oğlu değil. Çok da bilmiyorum kişiliğini. Bir yerden sonra da çok seni istemediğin yerde oynatırsan kim İsmail Kartal'da deyip takımı bozmaya başlayabilir. Galatasaray'a böyle bağlayalım. Galatasaray o kadar iyi gidecek gibi duruyor ki senin bozulmalık şansın yok şampiyonluk için. Çünkü karşında... Yani abes bir örnek ama Real Madrid'den Barcelona yarışıyor bu sene gibi. İki tane çok kaliteli kadro var. Çok ciddi. Bu hafta sonu rakiplerini izledik. Siklet farkı var yani ana iki rakibiyle. Başakşehir'de eklersen ana üç rakibinden çok ciddi fark var. Bu iki takım arasında geçecek gibi görüyorduk. Ve ben
İki takımın da 85 puanın üstüne çıkacağına inanıyorum bu sene. 80'in üzerine çıkar, ben de öyle düşünüyorum. Ya Fenerbahçe için şey söyleyeyim. Fenerbahçe ya bir kere çok kötü bir maç çıkarttı. Onu söylemek gerekiyor. Antalya Spor biraz akıllı davranabilseydi ilk yarıdan maçın fişini çekebilirdi. Yani sanki Fenerbahçe Antalya Spor değil de yani Fenerbahçe Lazio falan oynuyor. Bir Avrupa takımıyla oynuyormuş gibiydi ama o son vuruşlarda falan çok zayıf kaldılar. Fenerbahçe kurulduğu kadro itibariyle vaat ettiği şeyi oyunu oynamıyor. Yani vaat etmekten kasıt ya yani şu kadro daha iyi futbol oynaması lazım. Ondan bahsediyorum. Şey değil yani bu kadronun hakkı bu oyun değil. Ya Fenerbahçe'nin eksikleri var o kesin. Yani Fenerbahçe bence stratejik birkaç hata yaptı. Ben hala Cengiz yerine oraya bir 6 numara alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani oraya bir 6 numara alınmalıydı Fenerbahçe'ye. Çünkü biz bunu muhtemelen sezon içi boyunca konuşacağız. Ya şöyle konuşacağız. Yani şu maçta bir maçta İsmail oynayacak. Birimiz diyecek ki ya Crespo oynamalıydı falan. Bir maçta Crespo oynayacak. Diğerimiz diyecek ki sadece biz değil pek çok kişi bunu yapacak. Ya işte niye İsmail oynamadı falan diye. Bu stratejik hataya bir cümle ekleyeceğim sadece. Hatanın ötesinde oyuncu 6 numaranın alınamama riski vardıysa 6 numara çok denendi. Bütün muhabirler yazdı ama o zaman elindeki tek gerçek altı Arao'yu belki bak, de satmamalıydı. Yani bir de yani ben Cengiz Ünder'e 15 milyon mesela sen şey dedin demin ben hiç katılmıyorum. Cengiz Ünder çok yetenekli. Bence Cengiz Ünder hiç yetenekli bir adam değil. Yani Cengiz Ünder çok iyi şut çeker, şut çıkartır. İşte bir de soluna çeker, orta yapar. Başka bir şey yoktur. Yani ben mesela o noktada ben İrfan Can'ın daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ki yani biliyorsunuz geçen sene İrfan Can için neler söyledik. Neler söyledim ben. Ama ben mesela İrfan Can'ın hakikaten yetenek olarak şeyden çok daha üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cengiz ne yazık ki bütün sezon boyunca şu görüntüyü Fenerbahçeleri izleyecek. Ya bu adamın en büyük falsosu bu abi. Oyun devamlılığı yok. Sürekli sakatlanıyor. Yani şey değil. Ya bir gittiği hiçbir takımda tutunamadı. Kimse aptal değil abi. Yani bu kadar sezon içinde umut bağlayıp transfer ettiğin, para verdiğin adam yani sezonun içinde sürekli 10 maç falan yoksa abi şey yapmazlar. Yollarını ayırırlar. Yani o açıdan Fenerbahçe çünkü çok ciddi bir rakam verdi. Yani yıllık 2,5 milyon euro şeye veriyorsun, Cengiz'e veriyorsun. 4 yıllık anlaşmada 15 milyon bonservis, 25 milyon euro para bağladın. Yani 25 milyon euroya 3 tane 6 numara alırdın. Hem de çok iyi oyuncu. Yani seni sınıf atlatacak oyuncular alırdın. Sadece şeyde değil ya. Galatasaray'da da oldu bu iş çünkü. Yani çok tek tek oyunculara takılındı. Yani hep biri beklendi. Böyle yapılmayacaktı abi. 3-4 opsiyon bulursun ve çıkartır alırsın. Neyse. Şeye geleyim. Yani şu ama ben hep söylerim. Abi bu tip takımlar, büyük takımlar yani kötü oynarken kazanan takım iyi oynarken de kazanır. O açıdan aldık yani Fenerbahçe'nin işte Samsun, Antep hiçbirinde yani Fenerbahçe'de şunu görüyoruz sezonun başından beri. Fenerbahçe daha futbol oynamadı. Yani şey açısından futbol oynamadı diyorum. 10'da 10 yapan bir takımdan bahsediyoruz ama yani şöyle çok rahat oturup maç izlediği bu maç Ece Alter'lere döktün. Antep maçı keza öyleydi. Hatta bence en iyi maçı Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı olabilir yani. İçerideki Trent'a maç bence. Yok lig için söylüyorum. Tabii ki o öyleydi yani. Ama o da mesela kırmızıya kadar... O da Antalya maçına çok... Evet kırmızıya kadar öyleydi yani. Kırmızıya kadar hakikaten böyle o kırmızı karta kadar Trent'a maçında da öyleydi. Fenerbahçe'nin geriden oyun kurma sorunu var ama bence mesela Fenerbahçe'nin en bariz ve en belirgin şeyi Fenerbahçe'nin fizik anlamda çok ciddi yani Fenerbahçe'nin çok ciddi antrenman edilmesi lazım. 50'den sonra falan oyundan düşüyor Fenerbahçe. Yani pres yapmak istiyor ama ciddi Fenerbahçe bir kondisyon sorunu var. Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın işte ben mesela teknik direktör olsam ilk çözmeyi düşüneceğim şey bu olurdu. Çünkü yani sezona çok yükleme yapınca ne yazık ki herhalde ilk programlardan birinde söylemiştim. Hep sezona böyle yükleme yaparak girmektense ben böyle yavaş yavaş adım adım yapılması taraftım. Çünkü oyuncular bir süre sonra düşmeye başlıyor. O yüklemeden sonra sakatlıklar başlıyor. Fenerbahçe'nin fizik kondisyon açısından ciddi sorunu var. Tek şey söyleyeyim, öyle kapatayım. Ya Antalya Spor bu arada hakikaten çok güzel oyun oynadı. Onun da hakkını yemeyelim. Sadece Fenerbahçe Butse tarafından görmeyelim. Evet. Yani çok güzel. Ya tam bir fakir Lewandowski'si adam. Yani
Parada 2 yıldır Şariş gol atmıyor. Çok evet. Yani 2 yıldır gol atmıyormuş adam. Çok özür dilerim. Şariş de evet, bayağı iyi. Evet, çok güzel oynadı. Yani Antalyaspor şimdi olmayacak tabii. Birkaç ekleme olsa hakikaten ligin ilk 5'ine falan yer alabilecek bir takım ama tabii bu takımlar genelde işte Fener'e Galatasaray'a oynuyorlar. Ondan sonra bir hafta sonra atıyorum Çaykur Rize'yle oynuyor. Hiç bambaşka bir takım görüyoruz. Son şunu ekleyeyim. Livakovic'in yediği 2 golü 6 ay yeseydi dünyayı ayağa kaldırırlardı. Öyle söyleyeyim. Ben Livakovic'in çok fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Tam da böyle işte düşündüğümüz bir kaleci profili var. Yani Livakovic'in özellikle yerden ve karşı karşıya çok ciddi zaafı var. Şeylerde ya herkes bunu şey diye anlattı aslında. Livakovic yan toplarda şöyle zayıf. Hayır, tam tersi. Livakovic özellikle karşı karşıya da çok ciddi sorunları var. Yani şu özellikle yediği ikinci golü kapadığı köşeden Altay yese bütün tribünler homurdanırdı. Homur. Yani bazı şeylerin çok şeyini çıkartıyoruz biz. Cılkını çıkartıyoruz. Hakkını da yiyoruz. Yani Livakovic çok erken ama ben hep söylüyorum, ben erken konuşmayı severim. Sezon sonunda hatırlatırsınız bana, eğer tersi bir durum olursa özür dilerim. Ama yani Altay da olsa aynı sonuçları alır. Şey de olsa, Livakovic da olsa aynı sonuçları alır. Yani tek bir iki maç dışında bence çok fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Yani. Ben tam tersi Livakovic'in iyi bir etki yaratacağına inanıyorum. Yani bence doğru bir transfer yaptı oraya Fenerbahçe ama... Bir cümle şey söyleyeceğim, yani opsiyon aramalıydı dedin. Bence bu transfer sezonunun en kritik noktası, şimdi Fenerbahçe özelinde değil, Galatasaray'ın da 8'e ihtiyacı vardı, Fener'in 6'ya ihtiyacı vardı. Mendy'yi bir maç izledik de ama çok beğendik. Evet. Mendy'yi Fenerbahçe getirmiş olsa havalimanından geri göndertirlerdi Fenerbahçe yönetimine. Abi. Yani bu kadar... Taraftarı dinlediği için, taraftan susmadığı için Fenerbahçe 6 numara transferini yapamadı. Krunic'e neler neler denildi. Seriyayı izleyen insanlar, izlemeyenler varsa rica ediyorum. Benim en sevdiğim ligdir şahsen. Milan'ın maçlarını bir izlesinler. Hiç izlemiyorlarsa geniş tekrarını izlesinler. Bakalım Krunic bu takımda olsa ikisi olur muydu, olmaz mıydı? Sadece ismi işte çok bildikleri bir isim değil diye. Hayatlarında izlemedikleri oyuncuya ya bundan 6 numara mı olur, bundan işte bu adamı Fred'in yanına mı koyacaksın gibi garip grup yorumlar yaptılar. Tamamıyla isim değil işler. Yani abi takımlar dinlemeyecek abi. Şimdi Şimanski grup... mesela herkes çok mu tanıyordu? Neler dendi geldiğinde yani? Ya, bu çocuğu 10 maç izlememişlerdi. Bak net söylüyorum, 10 maç Şimanski izlenmemişti. Abi Hollanda'da bir izleyen var mı merak ediyorum ben. Avrupa Ligi Feyenoord turlarda oynarken açtığında izlediğim bir oyuncuydu. Şimanski'nin adını ben sadece isim olarak biliyordum. Bir de işte Ajax attığı gol döndüğünde onu biliyordum. Yani o kadardı. Herkes her oyuncuyu biliyor maşallah. Yani herkes scout ülkede. Hemen analizler yapılıyor filan. Böyle evet. Şöyle oynar, böyle golcü, oynar. Ya abi 3 tane videodan, değil. Oturup 3 tane videodan yapılıyor. Yani çok böyle birkaç kişi dışında şu piyasada herkes oturup işte YouTube'dan video bakıp şöyle oyuncudur, böyle oyuncudur diyor. Nereden izlediniz abi? Ya o çünkü abi 3 saniyelik çalım sekansı ya da bir top ceza sahasına geldiyse futboldaki artık hücum işleminin sonuna gelmişsindir, bitecektir. Ya önemli olan 6 numaranın nereden şut çektiği değil, o sekansta ne yapıyor? Bir de abi topsuz topu oyuna bakacağız. 30 dakika topu dışarı çıkaramadın. Yani düşünebiliyor musun? Tabii. Antalyaspor. Şimdi diyoruz ki ikinci favorisi seçtiler konferans ikinin Fenerbahçe. Şu topu çıkaramamayı Lille'in karşısında yap bakalım. Lille sana kaç tane atıyor? Ya maç bambaşka olur. Evet. Yani şey yapamazsın. Tribünlerin sonunda maç sonunda 20 kişiye falan izlersin. Ya o öyle bir şey değil. Fenerbahçe muhabbeti biter mi ya? Vallahi gerçekten Fenerbahçe mi konuşacağız abi yarım saattir? Lütfen. Galatasaray'a geçelim. Abi şöyle ya. Galatasaray konuşmuyoruz ki Icardi konuşuyoruz ya. Yok bu maç Icardi konuşmayacağım. Bak bir de bu maç konuşmayacağım. Konuşmaz olur muyum ya? Tabii ki konuşacağım. Ya şöyle bir şey var. Aslında bu maç o son gol olmasa belki diyecektik ki Icardi'nin en kötü maçı. Sahada yok gibiydi. İşte bir karşı karşıya da koşuyu yapamadı, bitirişi yapamadı, arkasına yetiştiler falan. Hani iyi görmedik diye eleştirecekken yani
Lütfen benzeri sen de şeyden olmayalım. Misin İlhan? Mermiye kafa vurdu. Bunu söylemeyen hiç kimse kalmasın abi. Herkes söylesin. Bütün Türkiye bunu gerçekten yazıp herkes bunu yorumlasın abi. Mermiye kafa attı. Mermiye kafa attı. Hiç imkansız yaptı. Vay Allah'ım ya. İmkansız. Ya gerçekten imkansıza yakın bir gol. Çünkü yarım saniyesi bile yok belki orada. Onu düşünüyor. Düşünmesi yetmezmiş gibi uyguluyor. Vartık beni rahatsız ediyor ya, adam şişman olduğu için şişmanken bari kafamla gol atayım dedi hareket etmeden. Kilo verince ayağıyla atacak, bu beni bir Fenerbahçeli olarak artık irite ediyor. Hoşuma gitmiyor. Ya gol şeyin golü gibiydi ya, bir şeyin golü vardır Hakan Şükür'ün. Burayı Faruk biplersin, dıt bilmem ne ün diye. Tabii ki biplemeyeceğiz. Protezin böyle saçma sapan bir vuruşuna Hakan Şükür bir de bilinçli vurdun filan demişti orada. Ya bununki direkt bilinçli tabii. Çok bilinçli bir vuruş. Ben Galatasaray maçıyla ilgili önce eksilere geleyim. Herkes överken ya bir şimdi Kaan da söyledi. Ya Icardi'nin çok ciddi bir kilo sorunu var. Yani bunun çözülmesi lazım. Sezonun bayağı bir şeyine geldik. 5. haftaya geldik. Kaç maç çıktı? Ya evet. Bu adam gol atıyor mu? Atıyor. Ama işte o demin senin bahsettiğin pozisyon ilan. O koşuyu yapamadı ve o golü atamadı. Karşı karşıya kaldık. Çok Samsunspor savunma oyuncuları ki ikisi de ağır oyuncuydu. Ağır olmalarına rağmen yetiştiler ve vuruş şansı vermediler. Yani Galatasaray'ın buna bir çözüm bulması, Okan Buruk'un buna bir çözüm bulması lazım. Olmaz böyle. Yani çekeceksin bir kenara, ya bir diyet programı uygularsın ya antrenmanlarını sıklaştırırsın ama hoş değil yani. Şimdi bunları ligde yaparsın ama işte yarın öbür gün Bayern'le oynarken bu kiloyla oynarsan ya gol atarsa bilmiyorum yani büyük şey olurum, göt olurum ama yani adama adım attırmazlar yani. Ya performansın ötesinde %100 performans versen bile ya kilo eleştirisi yapacak insan ben değilim tabii ki ama. Ya abi ya senin mesleğin bu değil ama yani senin mesleğini ilgilendiren bir şey değil abi. O %100, %100 son performans şişmanken daha iyi oynuyor. Yine de abi bacağına gereksiz daha çok yük bindirip risk tabii. Ya tak diye arttırırsın. Yani o açıdan bir onu söylemek lazım. İkincisi yani ne yazık ki ya sezonda izlediğimiz 8. maç falan oldu Galatasaray'ın sanırım. Yani Angelino öyle olmuyor ki ilk gelen ve bütün bu transferler içinde en çok forma giyen, sürekli forma giyen tek oyuncu. Ya hakikaten yani bu kadar böyle alanı boşaltıp sürekli adam kaçıran, arkaya sürekli adam, yani Galatasaray'ın sol kanadı Güney Afrika'da elmas madeni gibi, yani herkes oraya giriyor. Yani işin kötüsü şöyle bir durum var, mesela oraya şişirilen topları da boyundan ötürü alamıyor. Top şişiriliyor mesela, hepsini indiriyor rakip oyuncular. Bir taraftan tandem şeyin stoper tandemi sürekli bozuluyor, kademeye girmek zorunda kalıyorlar. Yani şimdi bu bence erken isteyen erken diyebilir. Açıkçası bana karavana gibi geliyor. Ben hala aynı şeyi söyleyeceğim. Borna Sosa'yı almalıydı Galatasaray. Sezon içinde ne olacağını göreceğiz ama ben bu sol bekle yani Annelino'yla devam edildiği sürece ben Galatasaray'ın oradan çok sıkıntıya gireceğini düşünüyorum. Kaldı ki bütün rakiplerin tamamı şu güne kadar oynayan oradan geldiler. Ekstra, çünkü herkes ekstra çalışmak zorunda kalıyor. Çok önde, oyunu çok önde karşılıyor. O yüzden yani bir de şey dendi, işte şöyle asist yapar, böyle asist yapar. Abi 8 maç 0 asist. Yani 2 asist yapsa da şunlar olsa hadi diyeceğiz ama yok değil. Üçüncüsü ya Galatasaray çok rahat geçiş oyununda şey yaptı, pozisyon verdi. Galatasaray'ın orta alanında yani geçen sene daha böyle bir sıkı takım görüntüsü vardı. Bu sene o böyle biraz daha gevşek gibi gözüküyor. Ben halledilebileceğini düşünüyorum ama bunların hepsi ligde oynadığım maçlarda şey yapılabilir, absorbe edilebilir durumlar ama işte Avrupa Kupası maçlarında işte Bayern bir yakalara, yani şeyi izledik Cuma akşamı Bayern. Ben izledim en azından Leverkusen maçını. Yani abi tempo hiç bir dakika düşmeden inanılmaz bir tempoda oynanıyor ve her iki takım da acayip bir top çeviriyor, müthiş pres yapıyor filan. Yani bu takımlar karşısında şansın olmaz bu oyun yapısıyla. İzleyeceğiz, göreceğiz işte. Yarın akşam şeyde göreceğiz bunu, ilk örneğini Kopenhag'da. Çünkü çok yani bir tırnak açayım şeyi söyleyeyim. Yani Kopenhag Molde'den çok daha iyi bir takım değil bir kere. Onu söyleyeyim ama
İşte o ayardaki takımlar bile ne kadar zorluk çıkartıyorlar. Son birkaç cümle söylerim. Ya Galatasaray'da iyi olan şeyleri söyleyeyim. Ziyech gelir gelmez çok etkili bir performans gösterdi. En azından bize bir fragman verdi. Bu işte şöyle Esrar Keş, böyle Eroyunman, bu adamın bacakları işte tavuk bacağı gibi bilmem ne filan. Ya bir kere adam hakikaten çok egzantrik paslar denedi. Olmasa da oyunu görüş açısı çok iyi bir kere. Herifin şut şeyi çok iyi. Yani acayip şut çıkar, acayip bir şutu çıkarttı yani Icardi'nin golünde. Ben burada fark yaratacağım hissiyatını verdim. Evet, evet. Yani eğer oynarsa yani onun da çünkü bir sakatlık sorunu falan var. Eğer o sakatlık sorunu yaşanmazsa çok farklı şeyler izleyebiliriz. Kabus gibi bir ortamdan yani. Evet. O Chelsea'nin hiç iyi değildi. Abi herifler 34 maçta, son 34 maçta Chelsea 5 galibiyetim ne var yani? Küme düşsün bence artık Chelsea. Yani Torreira ve Kerem'den bahsedeyim. Her ikisi de bence çok iyi oynadı. Özellikle Kerem, ya bence maçın en iyisi Torreira'ydı bu arada, onu söyleyeyim ama Kerem Demirbay, ben bu kadar sahada sakin oynayan futbolcuyu yıllar sonra izliyorum. Yani tüm takımlardan bahsediyorum. Bu abi kadar yine Kerevak Türk, onu unuttuk. Hayır, geleceğim, hiç merak etme. Ona çünkü ayrı parantez açacağım. Hiç unutmadım. Ya acayip sakin herif sahada, çok soğukkanlı, bu kadar soğukkanlı oyuncuyu hakikaten yıllardır izlememiştim. Bu da eğer böyle bir devamlı kazanırsa bir kere o formayı kesin alır. Lig içinde söyleyeyim, şey içinde söyleyeyim. Bir kere çok doğru yerlere doğru koşular yapıyor, çok doğru fauller yapıyor. İşte basketbolda Yugoslav fauli dedikleri faullerden çok fazla yapıyor ve çok doğru noktalarda yapıyor. Yani Torreira yine her yerden, neredeyse her yerden çıktı. Geçen seneki Torreira'ya çok yakın bir Torreira izledik. Kerem için şöyle söyleyeceğim. Yani ben ya bir kere iki gol vuruşu da muazzam. Herkes böyle es geçiyor ama çok klas gol vuruşlarıydı. Kolay gol vuruşları değildi. Yani elbette yarın ya da işte öbürsü gün 5. hafta, 7. hafta, 8. hafta aynı vuruşu yapar, dağlara taşlara gidebilir ama bir kere denediği şey, bulunduğu yerler falan hep doğru noktalara gidiyor. Yani ben Türkiye'de bu kadar hakkı yenen bir oyuncuyu çok az hatırlıyorum. Özellikle Galatasaray seyircisi. Her işler ters gittiğinde ilk sardığı oyuncu oluyor. Yani hakikaten şu çocuk keşke gitse bir yabancı pasaport alsa ve yabancı futbolcu olarak gelse buraya. İşte Danimarkalı, Alman, Fransız. Ondan sonra herkes şey yapsa. Yani adam asist yapıyor. Her sene bir kere gol asist şeyleri çift tane de. Ve bu çocuğun da birkaç sene önce 3. ligden geldiğini herhalde herkes unutuyor. Ya 3. ligde oynuyordu bu adam ya. Hakikaten yani. Ya bu Fatih Terim çıkartıp bulmasaydı Kerem Aktürkoğlu diye bir oyuncu muhtemelen hiç kimse bilmeyecekti yani. Yani o açıdan Terim'in de hakkını verelim. Yani biz bunu yine yaşayacağız. Kerem 2 maç gol atmasın çünkü artık iş öyle bir noktaya döndü ki Kerem gol attığı sürece var. Kerem gol atmadığı sürece yok ama minik bir eleştiri de yapayım. Mesela maçın kaçıncı dakikasıydı hatırlamıyorum, 25-30. Ya çok net bir pozisyon. Mertens topu verdi. Top Kerem'e geldi. Mertens koşuyu yaptı. Bomboş kaldı artık. Icardi atmaya çalışmış. Evet, hala Icardi arıyorsun. Orada atsan Mertens'e, yani Mertens de zaten içeriye atacak, tamam mı? Ama orada boş oyuncuyu bulman lazım. Yani sürekli saha içinde Icardi'yi araması ya hakikaten tatsız oluyor. Ama onun dışında ya bu çocuğa yeter artık. Hakikaten yeter artık. Yani sürekli laf söyleniyor. Ne isteniyor mesela? Kerem'in her maç iki gol, üç asist falan yapmasını mı bekliyorlar? Öyle bir kanat oyuncusu bulurlarsa alsınlar. Ligin en iyi kanat oyuncusu. Yabancısı kesin, yani. Kesin ya. Açık ara hem de. Yani şey değil. Hiç tartışma götürmez. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bütün kanat oyuncuları ben şey yaparım. Yani bu kadar oyuna etki eden, skora etki eden çok az oyuncu var. Umarım, yani Galatasaray seyircisi bunu çok yapıyor. Mesela bak Fenerbahçe seyircisi o konuda şey, Galatasaray seyircisinden daha iyi. Fenerbahçe seyircisi çok bekliyor o oyuncuyu ateşe atmak için. Bekliyor. Galatasaray seyircisi daha ilk maçta, yani göreceğiz mesela yarınki Kopenhag maçında Kerem iki tane gol kaçırsın, bir tane pası atamasın, yine herkes Kerem'e laf söyleyecek. Umarım bu iş çözülür. Çünkü
sadece yerli şey değil. Yani böyle kanat oyuncusunu bulamazsın abi. Yani bulan varsa şey yapsın. Kerem Demirbay geldi bu arada görüntüye. Biz diğer Kerem konuşuyorduk. Ve minik bir parantezde şeyi açayım. Abdülkerim'i açayım. Ya 1 milyon euro eder mi etmez mi bilmiyorum ama çok büyük oyuncu. Yani her maçta gerçekten şunun istatistiğini bir sezon tutmak lazım. Abi her kornerde golü atmasa da neredeyse 3 kornerdeki bir kafayı mutlaka vuruyor. Çok iyi yer tutuyor. Çok iyi kaçıyor. Ramos gibi bir şey oldu yani. Evet yani çok iyi bir oyuncu ve bu adam Kaan Galatasaray'ı konuştuktan sonra minik konuşuyoruz. Milli takımda oynatılmıyor. Ben Kuntz olduğu sürece ben Abdülkerim'in yerinde olsam. Türkiye tabii böyle bir ülke değil söyleyemiyorsun. Vay vatan haini falan. Ben açık açık beyan da ederim. Ben Kuntz olduğu sürece bu milli takıma girmem derim. Çünkü milli havuzdaki en iyi stopersin abi. 1,5 senedir top oynamayan Çağlar oynuyor. Suudi Arabistan'a giden Meri oynuyor ve ben oynayamıyorum. Abi kusura bakma da Kuntz'un suratına bakar öyle söylerim yani. Ya ben vakit daraldığı için çok bir şey demeyeyim Galatasaray maçına. En büyük Galatasaray'ı da bırak. Ya orada konuşulacak her şey konuştu zaten. Ben Galatasaray'ın son oyununun bu olduğunu da düşünmüyorum. Daha üstüne konulacak şeyler vardır. Bir şeye ben parantez açayım çok değinilmedi diye. Yani Mertens hala bu takım için çok önemli oyuncu. Bence onu gösteriyor. Zeki yani yaşlandı. Bence çok iyi de yaşlanmadı Mertens. Yani mesela daha iyi olabilirdi fiziki durumu, enerjisi, ruhu ama hala çok zeki bir oyuncu ve hala Galatasaray'ın set oyununda, setin yanı sıra geçişte falan her şeyinde rol oynuyor, zekice de oynuyor. Ve ben Mertens kesildikten sonra mesela aranabileceğini düşünüyorum ki görünüşe göre zaten önce yani gidecek oyuncu Mertens duruyor 11'den uçacak oyuncu, Ziyech ortaya geçecek sanırım. O kadar kolay mı emin değilim deyip milli takıma geçeyim. Milli takımda Abdülkerim'in olmamasının sebebi, ya var kadroda da 11 oynamamasının sebebi sanıyorum Kuntz aralarındaki usume çağrıldı, bir şeyler oldu, tam anlamadık ne olduğunu, anlatılamadı, herkes farklı bir şey dedi. Ama Kuntz'a birkaç cümle söyleyecek olursak, dün yalanladı TFF Kuntz döneminin sona erdiğini. Ama tahminimce çarşamba veya salı günü sona erecektir. Abi Fokur diyor yani. Fokur diyor. Ya o cümleyi kurdurduktan sonra federasyon başkanına sen orada barınamazsın. Yani bence bir tazminat şeyi var şu anda. Evet evet. 1,5 milyon evet, deniyor tahminen. Tamamen tazminat zaten konuşuluyor bence. TFF başkanı da kendi ayağını sıktı diye bir açıklama evet, yaptı. Onu zaten diyecektim. Direkt artık devam edemeyiz anlamına ya, geliyor. Şey diyecektim. Haftalardır Kuntz'un bir gündemi var. Federasyon ne yapıyor? Hamit istiyor, Hamit tutmak istiyor deniyor. Yani elimizde çok net bir örnek var. Bir Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başkanının, federasyon başkanının oyuncular ve o takımın koçuyla ki o da yabancı bir koç, Santerelli İtalyan. Kurduğu ilişkiye, temasa bakılsın. Bir Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kaosa ki mesela Hamit Altıntop seneler oldu geleli yanılmıyorsam. Bir seneyi, iki seneyi açtı diye hatırlıyorum. Kusura bakmayın tam çıkaramıyorum ne zaman geldi. Ben Hamit'in tam hala oradaki görevi, titri var ama ne iş yapıyor? Bu adam mesela Türkiye'nin futbol beyni Hamit mi? Hamit mesela iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir oyuncuydu. Ama Hamit neden futbol beyni? Mesela başarılı bir sportif direktörlük geçmişi var mı Hamit'in? Ya hayır mesela Hamit, yani şeyi söyleyeyim. Mesela ben de aynı şeyi düşünüyorum. Mesela Hamit'in görevi tam olarak nedir? Mesela Fatih Terim döneminde, Fatih Terim'i övmek için söylemiyorum ama bir sürü Almanya'daki gence gidip mesela milli yapıyorlardı filan. Hamit abi Almanya, ya bu adam Almanya'da doğdu büyüdü, Almanya'da oynadı filan yani kariyerin en iyi dönemleri Bayern Münih'te geçti. Mesela hangi yetenekli Türk çocuğunu A milli yaptı var mı abi? Ya da hangi Almanya'da doğmuş büyümüş Türk milli oyuncudan onu diyorum, verim alıyor al, şu anda. Yok yani. Hakan dünyanın en iyi 100 oyuncusundan biri Hakan değil mi? Bir tane aldığın milli takım maçı var mı Allah aşkına ya? Abi orada ya ben herkes Hakan'a bu konuda çok ciddi eleştiri getiriyor da şimdi elinde bu kadar yetenekli adam var. O takımın ta Hakan'a göre kurulması gerektiğini düşünüyorum. Hiç bambaşka takımlar kuruyor abi. Yani şey maçında izledik Japonya maçında. Şimdi hakikaten aşağılamak için söylemiyorum ama yani bu iş bir zeka işi tamam abi. Bir oyuncuyu 90 metre deparla koşup ceza alanında düşüremezsin abi tamam mı? Yani bak bu
Şimdi ben İsmail Yüksek zaten biliyorsunuz, tamam mı? Hiç beğenmediğim bir adam. Neden bir Fenerbahçe'de olmasa asla milli takımda olamayacak bir adam. Bu adam Çaykur Rize'de olsa milli takımı almazlar. Milli takımı mesela ne yapmaya çalıştığını, ne oynamaya çalıştığını 2 senedir şey yapan var mı? Yani mesela net bir şekilde ya milli takım şu sistemle oynuyor, temel stratejisi bu diyebiliyor musunuz? Abi yok, milli takım nasıl biliyor musun Kuntz'la birlikte? O gün topladığı 11 eğer iyi performans gösteriyorsa maçı alıyor. O kadar. Onun dışında yok. Yani diyorum ben mesela şu Apo örneğinde de, Abdülkerim örneğinde olduğu gibi. Abi şimdi... Apo deyince mi? Ha yok. Yani Abdülkerim örneğinde olduğu gibi de... Abi 1,5 senedir Çağlar oynamıyor. Bu arada Çağlar'ı çok beğenen bir insanım ama... Abi 1,5 senedir oynamıyor. Sen ondan sonra arada şey diyorsun mesela. Efendim ben takımda ne kadar oynadığına bakıyorum filan gibi açıklamalar yapıyorsun. Abi Ozan Kabak niye yok o zaman? Herif 2 yıldır Bundesliga'da oynuyor ve sürekli maç oynuyor. Beğenirsin beğenmezsin ama eğer senin kıstasın maç oynamaksa Çağlar niye var? Yani bir kere söylediğinle yaptığın tutmuyor. Yani bazen Mert şeyle... Müldür neden gidiyor? Ha? Mert Müldür neden giriyor oyuna mesela? Ya abi bak bir şey söyleyeyim mi? Bak bunların tamamı... Ya Mert'in kondisyonunu falan da geçin. Mert o noktada neden oyuna geçiyor? Gerek yok ki Mert'e. Yani bunların tamamı abi tam bak şöyle bir durum var ortada. Bu adam sadece Fenerbahçeli olduğu için söylüyorum. Galatasaray'da olsa aynı şey olacaktı, tamam mı? Orada bir Galatasaraylı'yı oynatmak, Fenerli'yi oynatmak falan. Abi ya gözünü seveyim ya, bir kere orada Mert Müldür'ün oynamaması lazım ama Mert Müldür'ün zaten oynamaması lazım. Yani koca milli takım bir tane sağ bek çıkartamıyor musun ya? Yani hakikaten ayıp yani. Bir şey daha söyleyeyim. Son 4-5 yıldır abi otursunlar bizim işte 35 yaşında filan Avrupalı kovalayan takımlar biraz Japonya'ya baksınlar. Acayip iyi oyuncular var. Yani çok ciddi bir jenerasyon yakalamış. Avrupa Bundesliga'da, İngiltere'de filan bir sürü Japon oynuyor. Bir kere ben geçen gün Oğuzhan diye bir arkadaş vardı. Onunla konuşurken söyledim. Aynı cümleyi kuracağım. Abi bir kere Japonların tamamı çok iyi takım oyuncusu. Adamların ulusal özelliklerinden ötürü. Çok saygılı adamlar çünkü çok iyi takım oyuncusu. Hiçbirisi sorun çıkartmaz. Biraz abi böyle bir kafayı çevirip başka yerlere baksınlar. Bir haftada iki Alman acıydı daha. Yani hakikaten öyle oldu. Bir de yamulta yamulta yendiler. Yani hakikaten rezil ettiler. Herifler Avrupa turu yaptılar. Önüne gelene çarptılar. Yani milli takım için şeyi söyleyeyim. Abi Kuntz hakikaten yani şimdi mesela yerine Abdullah Avcı falan konuşuluyor. Eğer Abdullah Avcı gelecekse Kuntz kalsın. Ama Kuntz şey deniyor işte Alman milli takımı için düşünülüyor falan diye haberler çıktı. Abi o haberi kim yaptıysa tebrik ediyorum. Alman milli takımının başına Kuntz'u geçirirler mi bilmiyorum da yani ben geçireceklerini çok tahmin etmiyorum. Yani Kuntz hakikaten bugün itibariyle sen Kuntz'a Fenerbahçe teknik direktörlüğünü verir misin? Ben Galatasaray teknik direktörlüğünü vermem. Sen Beşiktaş teknik direktörlüğünü verir misin? Trabzonspor'la Trabzonspor teknik direktörünü verir mi? Bak hiçbirimi vermeyiz tamam mı? Kısasın Almanca biliyor musun? Yani bunların hepsini çıkalım sokağa Çaykur Rize'nin başına geçirir misin falan diye soralım. Hayır dediğimiz adam milli takım başına daha fazla bir şey söylemek gerek yok. Bu sorulduğunda demek ki o kadar da kötü hoca değilmişim diye bir açıklama yaptı. Ya keşke hıncal hıncal yaşasaydı Alman köylüsü yani, diye aşağılar bitirirdi onu öyle söyleyeyim. Yani Kuntz'un cidden ya başından belliydi olmayacağı sempatik bir adam kültüre iyi uyum sağladı ama yani mesela Kuntz'an bence gittiğinde akılda kalan şey deprem yardımı için mesela o kasada kasiyerlik yaptığı kalacak. Ya evet çok iyi bir insan, çok tatlı bir insan. Ben de insanım abi, beni alsınlar. Ama iyi insanlıkta olmuyor. Yani Türkiye'yi sevmekte olmuyor. Orada bir futbol aklı lazım, bir şey oynanması lazım. En önemlisi oyuncuların da seni sevmesi lazım. Bu böyle saygı duyması lazım. Fatih Terim'e ben içerideki herkesin bayıldığını zannetmiyorum. Ama Fatih Hoca'ya ben bir Fenerbahçeli olarak kişiliğine değil futbol aklına ben saygı duyuyorum Fatih Terim'in. Birçok oyuncunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Kuntz'un dışında milli takımda şunu sonlandırayım. Son 10 senede milli takım son 5 senede iyi bir jenerasyon yakaladı ama 10 senedir Fenerbahçe'nin, Türkiye milli futbol takımının çok belli delikleri var kadrosunda. Türkiye bazı pozisyonlarda oyuncu çıkaramıyor. Oluşturduğumuz mesela Almanya'dan gelen futbol hattımız neden ısrarla senelerdir bu oyuncular neden çıkmıyor burada oyuncu yaratalım diye bakmıyor. Türkiye milli takımı
Topal ve Aurelia'dan biri 6 numara çıkaramıyor. Var mı aklınıza gelen? Salih Özcan mesela, herkes deliriyor Salih Özcan Fener'e gelsin, Galatasaray'a gelsin. Ben Salih Özcan mesela Dortmund'da da, milli takımda da senelerde ne yapıyor bilmiyorum. Belki bu, şimdi Eyüp Aydın'ın forvet çıkaramıyor. Almıştı. Burak Yılmaz son 10 yılda, Burak Yılmaz dışında Nihat'ı saymıyorum 2008'den sonrası için. Burak dışında bir forvet çıkarabildi mi? Enes Ünal deniyor mesela. Enes milli takımın forveti olabilir mi sizce? Abi elinde forvet var. Oynatmıyorsun ki sen. Yani dakika 80'de oyunu alıyorsun. Bak bir tane forvete benzeyen adamım var. Forvet oyuncum var. Farklı. Şimdi bak hocalık şöyle bir şeydir, tamam mı? Bu örneği vermiştim, tekrar vereceğim. Abi Piontek dediğin adam, Sepp Piontek dediğin adam Tanju ile Rıdvan'ı hakikaten Türkiye'deki en flash iki oyuncu Tanju ile Rıdvan'dı. Evet o dönem işte Metin, Ali, Feyyaz falan bu adamlar vardı ama en flash iki oyuncu buydu. Abi herif geldi ve takımdan kesti. Bütün Türkiye herife söylemediğini bırakmadı. Hakan Şükür diye bir oyuncu çıkarttı. Tamam mı? Herkes Hakan Şükür kim filan dedi. O Hakan Şükür Türkiye'nin 15 yılına mal oldu ve 15 Temmuz'a mal oldu diye. Yani Türkiye... Burayı kes abi. Siktir et. Allah aşkına. Beklemiyordum güldü. Yani o Hakan Şükür 15 sene sırtladı, tamam mı? Bak hocalık böyle bir şeydir. Gelirsin abicim. Elinde Bertu var, tamam mı? Bu çocuk Fransa'ya çekmiş gitmiş. Bu arada da ligde izledik bu çocuğu. Abi golcü, tamam mı? Santfo. Abi niye oynatmıyorsun? Mesela Bertu Fenerbahçe'de olsa oynar mıydı abi? Milli takımda ilk 11'deydi. Beşiktaş'ta olsa ilk 11'deydi. Galatasaray'da olsaydı ilk 11'deydi. Nedir abi mesela bu çocuğun suçu şey mi? Hatay'da oynamak ve de Fransa'ya gitmek falan mı? Almanya'da olsa oynardı yani. Abi elinde oyuncu var, yapmıyorsun. Çünkü sen buna cesaret edebilecek bir hoca değilsin. Kafada devrimcilik böyle bir şeydir, tamam mı? Ya, o yüzden Sepp Piontek hakikaten Türk futboluna çok önemli şeyler verdi. Yani o altın jenerasyonu, o alttan gelen jenerasyonu Fatih Terim'le birlikte, Fatih Terim de yardımcısıydı çünkü Sepp Piontek'in, o Akdeniz Olimpiyatlarını falan kazanan takım. Abi böyle yaparsın. Niye vermiyorsun çocuğa? Forvetin var ama forvetsiz oynuyorsun. Abi ondan sonra görevine son verirler. Yani tazminat veriliyor çocuğa. Ya, çocuğa diyorum. Herife tazminat verilecek. Ya hakikaten eğer bir kuruşumuz varsa haram zıkkım olsun abi yani. O herife bir de tazminat mı verilecek? Gitsin kasiyerlik yapsın BİM'de, onlardan alsınlar yani. Şimdi sinirlendim gereksiz yere ya. Evet öyle kapamak. Yani bir de şeye de geleyim. Yani ben hayatımda ilk defa milli takım kadrosunu okurken son iki seferdir şey yazıyorum. Ben futbolu takip eden biriyim. Mesela isimlere bakıyorum. Serdar şey işte Salih Özcan tanıyorum. Ondan sonra İsmail Kartal. Abi sırf Fenerbahçe mi konuşacağız? Bugün. Yeter abi bu kadar fanatiklik olmaz. Falan filan bakıyorum. Sonra herhangi bir adamlar var 2-3 tane hayatımda duymadım. Ve onları alıyor oynatmıyordu. Onlar mesela geziyorlar beraber. Abi bu işler falan. Bak ben şöyle söyleyeyim. O bunları alıyorlar oynatmıyor dediğin şey. Menajerler filan aldırıyor. Milli yapıp abi daha evvel de Lüçescu döneminde de olmuştu. Kimsenin adını sanını duymadığı adamı milli takıma alıp şey yapmışlardı. Forma giydirmişlerdi. Bu işler hep menajer işi çünkü bu adama, o adamlara milli takım şey yaftası yapıştırıyorsun. Evet, milli oyuncu yaftası yapıştırıyorsun. Önümüzdeki dönem fiyatını benim adını duymadığım oyuncuları yerli diye Fenerbahçe, Galatasaray birbiriyle savaşacak. Millet de diyecek ki aa ne iyi oyuncu. Salih'te olduğu gibi. Salih çok kötü bir oyuncu. Salih kesinlikle Dortmund'da oynayabilecek bir oyuncu değil. Çıkardığı için oynattı ve kesti. Biz yine bu adama devre arasında üç büyüklerimizden biri saçma sapan bir fiyata alıp 5 sene mahkum kılacak kendisini onu orta sahada. Göreceğiz bunu. Tam kapatmadan bir şey söyleyeyim. Yani şeyde fayda var. İlhan Palutlu, Çaykur Rize ve Adana Demirspor hakikaten çok iyi gidiyor ve iyi top oynuyorlar. Yani şu ben Samsunspor'u beğenmeyenler vardı mesela, varmış yani en azından birkaç arkadaşla konuştum. Ya ben çok temiz top oynadıklarını, hiç oyunu çirkinleştirmediklerini gördüm. Forvetleri çok iyi bir oyuncu bu arada. 14 numara Dimata. Yani şu saçma sapan İstanbul ilçe takımları yerine şu Samsunspor, Sakarya, Kocaeli falan gibi takımlar gelsin artık, il takımları gelsin, taraftarı olan. Yani seneye Eyüp Meyüp gelecek, ne yapacağız bilmiyorum yani. Bir de işin başka boyutları var. Ama dediğim gibi çok iyi futbol oynuyor iki takımda. Haklarını vermek lazım. Konuşamıyoruz ne yazık ki. Evet. Yapabileceğimiz bir şey yok. Buradan cidden Karadeniz'e Jonjo Shelvey indiren
Evet abi. Rizespor'a evet. Tebrikler memleketime. İlk defa 28 senede gurur duydum memleketime. Ya bu arada yani adam hakikaten Karadenizli'den çok Karadenizli'ye benziyor. Evet. Özel bulunmuş. Ve müthiş bir asist yaptı 90 artıda. Ya milli takım için hoca arıyorlar. İlhan Palut'a bence baksınlar abi. Bence de çok güzel aramasınlar. Tamam, İlhan Palut'a bir baksınlar yani. Taş gibi top oynatıyor çocuk. Müthiş bir teknik çocuk direktör. Çocuk dedim İlhan Palut'a da. Sakallı bıyıklı adama. Ağzınıza sağlık. Sakallı çocuk. Sakallı bebek vardı. Sen sağ ol İlhan'cığım. Teşekkürler. Görüşmek İlhan. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salı pazarında haftanın öne çıkan konularını konuştuk. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.